Şükrü Suntay programa katıldı. Annemi, yeğenim Melike Erol 4 yıldır yanında tutuyor, bizimle görüştürmüyor, iletişimini kesti. Onun maaşından faydalanıyor iddiasında bulunmuştu. Yeğeni Melike Erol dün canlı yayına bağlandı. Tam tersi Şükrü Suntay ile ilgili inanılmaz iddialarda ve açıklamalarda bulundu. Asıl annesinin maaş kartında gözü olan amcamın kendisidir dedi. Şimdi Yozgat'a gidiyoruz. Özkan karşımızda olacak. Yanında da yeğeniniz Melike Erol var. Evet efendim. Buyurun. Evet efendim. Melike Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra abla. Teşekkür ediyorum kapılarını açtığın, söz hakkını, cevap hakkını kullandığın için. Rica ederim. Kaç çocuğunuz var sizin? Kaç yıldır evlisiniz? 2. 7 yıldır. 7 yıldır. Bulunduğunuz yer Yozgat Sarıkaya sanırım değil mi? Yaşam yeriniz. Evet. Evet. Eşiniz ve çocuklarınızla orada yaşıyorsunuz. Onlarla birlikte köyde yaşıyoruz. Kışın Sarıkaya'da. Peki amcanız sizinle ilgili babaannesinin yanında tutuyor. 10 bin lira emekli maaşını yiyor ve aynı zamanda onu dilendiriyor iddiasında bulundu. 4 yıldır babaannenizi çocuklarıyla, yakınlarıyla, sizin dışınızdaki hiç kimseyle görüştürmüyor musunuz? Ya kendisi geçen sene işte anlatmıştı zaten, bayramda geldi, annesini gördü. Parası, yani annesini de görmedi, para için geldi, kartı istedi, yalan annesi de vermeyince çıktı gitti. Yalan söylüyor Esra Hanım. Bir sen doğrusun ya, sen sus. Tamam kes, ben senden muhatap olmuyorum. Esra abla, ben babaannemi kışın size dün anlatmıştım zaten. Kışın gittim köyden, evinden aldım. Kendisi dedi gitmek istiyorum dedi. Beni de götür dedi. Bindim aldım arabaya geldim. Ben babaannemi niye kaçırayım? Kendi öz... Babamın annesi, babaannem. Babaanne ne haldeydi aldığında? Babaannem çok rezil perişan haldeydi. Kendisi İstanbul'larda kartını almış. Geziyer bir vaziyetteydi. Sen doğrusun, ben yalanım, sen bir doğru konuşuyorsun. Sen babaannenin halini. O gördüğün, bulduğun halini anlat. Evet. Biz köye gittiğimizde kışta ben yeni doğum yapmıştım. Dün de anlattım zaten. Babaannemin evinde ekmeği yoktu. Ekmeği. Yalan Hasan amcam var Esra Hanım, köyde. Ekmek almamış babaanneme. Ben Sarıkaya'dan zaten gittim. Kayseri'de oturuyordum o zaman, geldim. Babaannem perişan durumda. Kendi odununu kendi kırıyor. Kar yağıyor. Yok, perişan Esra, rezil öylesine. Hayır. Ekmeği yok, aşı yok, çayı yok. Bir de orada kartını almış gitmiş İstanbul'larda yalan geziyor. Orada yalan. Da yalan yalan, hayır hayır yalan, hayır. Yalan yalan yalan. O annemi şöyle hayır, diyorlar. Anneni senin elinden kurtardım ben. Ben kabul etmiyorum. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Bu 4 yıl öncesinde amcanız Hasan'ın yanında kalırken babaanneniz işte aç olduğunu, evde yemek olmadığını söylüyorsunuz. Babaannenizin babaannem üzerinde... Babaannem amca Hasan'ın yanında kalmıyordu. Tek başına kalıyordu. Tek başına kalıyordu. Kalıyordu. Kimse ilgilenmiyordu. Kartı parası var mıydı üzerinde? Gidip bir ekmek alacak kimse... Yoktu, yoktu. Yok, hiç yalan parası da yoktu. Ekmek alıp getiren de yoktu. Tekrar soruyorum. Babaannem şöyle anlattı. Biz oraya gittik, babaannem oturdu ağladı. Dedi ki, Hasan'a dedim ki dedi, 2 tane ekmek al da gel. Hasan da ekmek yiyek, acıktım dedim dedi. Kartını Şükrü götürmüş. Yalan, o yiyor, o yalan ekmeğini Esra alsın Hanım, dedi. Hayır. Dedi ben yarım poşetteki küflü ekmeği hayır, yedim dedi. Hayır, hayır. Yalan yalan Esra Hanım, yalan. Hayır, Esra sen Hanım, doğrusun. Hayır Esra Hanım, o yalan. Ben buyurun doğrusunu siz anlatın. Esra Hanım bak, ben İstanbul'a geldiğimde ben İstanbul'daydım. Annenizin maaş kartı sizde miydi? Yok hayır Esra Hanım, bak dekontlarına nereden harcanılmış, dekontunu çıkar. Kendindeydi, kendindeydi. Ben de olduğuna dahil çıkarsa ben ceza almaya razıyım Esra Hanım. Ben her suça cezaya razıyım. Bu yalan söylüyor. Esra Hanım, annem bunun doğru, yanında doğru, giderken... Doğru, sen doğrusun, hep doğrusun sen. Annemdeydi Esra Hanım kartı. Peki 70, o zamanlarda 70, şimdilerde 74 annen yaşında kart, bir kadın. Yoktu, annen yalan de kart verdi Esra da. Hanım. Niye yalan. Hasan amcam anneni hayır, götürüp hayır, de hayır, maaşını hayır, alıp da ekmek almadı evden küflü ekmek yedi. Onu şimdi bilmiyorum ben. Köyde anneniz banka kartı üzerinde... Sen kendi çocuklarına bakmıyorsun. Ya perişan sana ne benim çocuklarımdan? Kes, ben çocuklarım için değil Esra Hanım, geç. Ben annene mi konuşuyorsun sen orada? Ben çocuklarım için çıkmadım, ben annem için çıktım. Ne istiyorsunuz anneniz Esra için? Annenin ne için çıktın, annen için çıktın? Teslim edilmesini istiyorum. Ne? Annemin bulunup bana teslim edilmesini istiyorum ne Esra. Ne yapacaksın? Annen kayıp değil ki bulunsun. Tamam, annem benim tamam, yanımda. Benim yanıma getirilmesini istiyorum Esra. Şükrü Bey 4 yıldan beri kayıp, siz müracaat niye az daha mı yiyeceksin? Olmuş. Yok ben savcılığa 1 ay 2 ay önce de tamam, dilekçe verdim Esra. 4 yıl.
Ya tamam Esra. 4 yıl niye beklediniz? Yok ben Esra'm, ben İstanbul'dan geldim. Annemi aradım, karakollara gidiyorum. Karakol diyor ki bana, biz burayla ilgilenmiyoruz. Sarıkaya. Siz nerede olduğunu biliyorsunuz. Kışın gidiyorsunuz çünkü Melike'nin yanına. Bak ben bir sefer gittim Esra. Siz nerede Esra'm olduğunu bildiğiniz halde savcılığa niye kayıp başvurusunu bir ay önce yaptınız? Esra'm ben kayıp olduğunu ama biliyorum ama ben gitmiyorum. Bir sefer gittim Esra Hanım annemin yanına. O da geçen sene Ramazan bayramında. Tamam. Kayıp değil ki bu kadın. O zaman biliyorum. Tamam, anneniz kayıp mı? Annem bunun yanında da göremiyoruz Esra Hanım. Kimin yanında? Melike'nin yanında. Yeğenimin yanında. Kaç yıldır orada kalıyor? 4 yıldır evet, orada kalıyor. Evet. 4 yıl önce bu kadın maaş kartı yok, parası yok. Yok hayır, parasını çekip getiren, atıyorum odununu kıran, yok, ekmeğini Esra, aşını koyan kimse yalan yok. Esra Hanım, yalan. Bu 70 yaşındaki kadın bir kocaya varmak zorunda kalıyorsa, aman karnımı doyuracağım bir ev olsun, bana sahip çıksın diye biriyle evleniyorsa çok acı. Esra Hanım bak ben odununu... Sizin anneniz hala 70 yaşında koca meraklısı bir kadın mı? Evet Esra Hanım. Melike zaten evlendireceğim diye götürdü Esra. Melike 4 yıl... Annem koca meraklısı derken sen yalan, utan lan orada yalan, utan. Başkan şunu sor, 4 yıl boyunca... Annen bir dakika dur. Geçen sene annen seni aradı. Bayram günüydü. Ben Erbek'te çobanlık yapıyordum. Annene... Söyleme. Terbiyeli ol. Annen hiç terbiyel aramadı mı seni? Sen ben, anneni aramadın beni, bayramda beni, lan. Annen seni aradı bak, annen seni. Bak ben dinle, dinlemesini bil. Ben Başakşehir'de çalışıyordum Esra Hanım geçen sene. Annem benim annem öldü. Bir dakika be. Benim annem tamam, öleli 3 sene oldu diye dedim, köye dedim, yayın ettin. Ben, bana göstermeyince benim annem öldü dedim Esra Hanım. Herkese yaydı. Herkese dedim. Peki ben, anneniz sizi aradığında onunla telefonda konuşuyor muydunuz? Bana dedi ki bak konuştum bak dedi ki bana dedi bir tane yok, telefon al. Yok konuşmadı, telefonu kapattı. Bir dakika telefon al bana Şükrü dedi. Evet. Tamam anne dedim senin maaşın var. Ben dedim Başakşehir'de çalışıyorum. Kış 12. ay. Ben zaten dedim konteynerde kalıyorum. Ben çocuklarıma para gönderemiyorum ki dedim. Kendine maaşından alınca bir tane telefon alsın Melike dedim. Demedim mi bunu ben? Melike. Yalan yani... söyleme. Yalanı sen söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Yalan Esra. Zaten benim telefonum vardı. Ya sürekli benim aracak yanımdaydı. Ya, aradın bak, da ulaşamadın bir dakika, mı? Bir dakika. Annen seni aradı. Anneme Esra Hanım. Ben annenle konuşmadım bile. Telefonları yüzüne kapattın. Telefonları yüzüne kapattın. Bak Esra Hanım. Annen senden telefon istediği için rahatsız olmuş olabilir misin? Yok Esra Hanım. Yok, bak, olabilirsin. Yok, kendimi yok, geçindirmekte yok, zorlanıyorum. Bak, anneme ben Esra Hanım. Oldu oldu. Onu para cebinden hiç çıkmasın. Ama o halde iyiyim içeyim geziyim. İyiyim içeyim geziyim. Akıllı telefon değil. Hattıyla... Telefonuyla aldım. Annem köyde komşu gitmiş bunun oraya giderken telefonu. Şükrü annen senden bir şey talep etmiş. Annesine bu kadar yakın olmak isteyen biri. Annesinin bu isteğini bir şekilde yerine getiremez ama tamam, miydi? Tamam Esra Hanım ben annemin maaşı var diyorum. Bunun maaşını alınca bir tane telefon alsın Melike dedim. Melike'cim şunu öğrenebilir miyim senden? Babaannen evlenme meraklısı bir insan mı? 70 yaşında bile olsa hala aklı evlenmekte mi? Babaannem evlenme meraklısı bir kadın değil. Onların yüzünden evlenme meraklısı oldu. Onu da orada utanmadan onu konuşuyor annen evlenme utan, meraklısı diye. Utan, annenin iki tane çocuğu ölmüş. Annen sen, evlenmeyi ne yapsın? Onu, sizin yüzünüzden Hamide kaçtı. Sen orada onu, da dirlik vermediniz. Onu, yuvasını onu, yıktınız. Aldınız onu, götürdünüz. Dinlemesini bil be. Sen onu evlendireceğim diye götürmedin. Kes sesini. 4 yıl. Şimdi bir saniye. O zaman olaya bakalım. Yalan konuşma. Sizin yanınızdayken anneniz Hamit isminde 90 yaşındaki bir adamla 6 ay dini nikahlı beraberlik evet, yaşıyor değil evet, mi? Evet Esra. Bak evet. Hasan ve senin yanındayken. Evet, evet. Sonra Melike'nin yanına gidiyor. Siz onu Melike'nin kaçırdığını iddia ediyorsunuz. Evet. Soruyorum bak Melike bu ortaya çıkar. Senin yanında kaldığı süre içerisinde babaannen evet, biri ya da birileriyle bir dini nikahlı beraberlik yaşadı mı? Evet. Asla asla. Benim yok, yanıma babaannem Esra, Hamid'in yanından yok, gelmedi. Orada Hamid'in yok, yanındayken kızı geldi aldı götürdü. 3 ay 4 ay İstanbul'da evet, parasını yediler. Şükrü Bey niye onun izin verdiniz? Annenizin iki erkek evladı var. Hamit Bey ile evlenmesine neden izin verdiniz? Biz görmedik ben buradaydım. Nasıl Esra? Yani? Vermediler babaannem kendisi kaçtı. Bir başka kaçtı bir, mı? Başka bir komşunun lafıyla para almış aç, kadın. Aç susuz kaldığından yok, adamın evine gitti yalan oturdu. Söyleme burada öyle konuşma. Esra, gidip kayıp başvurusunda bulundunuz mu? Annen dokudu ya ondan gitti. Annem baba, koca meraklısıydı ya. Annem, utan o kelimeyi konuşurken sen. Bir dakika sen. Annem ben buradaydım İstanbul'da çalışıyordum. Başka bir komşu kadın demiş.
Ben sana dedim Şamit dayı kocasını. Tamam gitti siz. Heh. Aradınız mı? Hemen sen köye evet, gittin mi annem evet, nerede evet, diye? Evet evet geldim. Sonra gitti mi giderdi? Jandarmaya yok, da haber yok, verdim. Yok yok aramadılar. Beni aradılar. Jandarmaya da gittim. Anne ben Hamide kaçtım diye Şükrü beni aradı. Jandarma çağırmış babaannemin dinleme, evine salmış. Dinlemesini bil. Babaannem gelmek istememiş bunların yanına. Dinlemesini bil. Anlatıyor ama o da aynı şeyi anlatıyor. Bak Esra avukat hanım. Ben ablam dedi jandarmayı ben Hamid'in oraya getirdim. Gece saat 12. Mıhtar da var. Gedikasanlı, Yozgat Sorgun Gedikasanlı köyünün mıhtarı Mustafa Soysal bağlanabilirsiniz. Geldik. Adam mıhtar assubay bize dedi ki sen dışarıda durun. Ben annenle bir konuşayım dedi. Annenin aklı dengesi yerinde mi bir öğreneyim dedi. Konuştu dedi ki bunun kadının dedi aklı dengesi yerinde senden benden akıllı dedi. Bunu dedi biz bu burada kalacak dedi. Siz de dedi müdahale ederseniz ben peşinizdeyim dedi. Biz çıktık geldik geri 12'de sıra avukat hanım. Biz şimdi şey... annenizin bak karakolda da jandarmada evet. da aklı dengesi yerindeymiş. Evet. Ama siz diyorsunuz ki Melike onu kandırıyor aklı dengesi yerinde değil. Ya Esra Hanım bize Melike bak kocaya benim, varırken bir dakika. Aklı dengesi kendinin aklı dengesi yerinde yok. Dinlemesini bil, dinlemesini bil. Avukat Hanım bak benimle görüşmüyorsa dört tane kardeşim daha var. Oğulları onunla konuştursun. Esra Hanım benimle Şükrü değil. Şükrü Bey ben buyurun. Sadece şunu anlamam yani buyurun. Şunu öğrenmek buyurun istedim Esra. Cevabı da aldım. Evet. Sizin yanınızdayken evlenen kadın 4 yıldır sen Melike onu evlendirecek iddiasında bulunmuşsun. Evet. Bak 4 evet, yıldır Esra Hanım. Hiç evlenme gibi bir bilmiyorum. Durum söz konusu olmamış. Annemin hala konuşması oydu Esra Hanım oraya giderken. Asla asla. Sarıkaya'nın Erbek köyünde çobanlık yaptım. Ben Emir Bey köyünde çobanlık yaptım. Şu an Sarıkaya ilçesindeyim. Asla kimseyle evlenmedi. Peki, ne resmi nikahlar ne dini nikahlar. Günlük düzeninizi anlatır mısın? Şimdi senin iki çocuğun var, kocan var ve yanında da babaannem var. Günlük hayatınızı merak ediyorum. Evet. Yani babaannen sana yardımcı oluyor mu? Sana yük mü oluyor? Hayatınız nasıl gidiyor günlük hayatınızda? Neler var? Babaannemle günlük hayatımız normal her insanın hayatı gibi. Şimdi eşim sabah 7.30'da çobana gidiyor sığıra. Hı. Babaannem iki çocuğum ben evde kalıyorum. Sabah kalkıyorum evimi barkımı topluyorum kahvaltımızı yapıyoruz. Evim çocuklarımla ilgileniyor. Ondan sonra işimi gücüm görüyorum oturuyor yanımda oturuyor çayımızı sohbetimizi yapıyoruz. Akşam oraya eşim geliyor yemeğimizi yiyorum ortamımı topluyorum. Çocuklarımla birlikte akşam oluyor babaannem vuruyor yatıyor biz de vuruyor yatıyor. Her insanın yaptığı günlük hayat. Her yani günlük hayatınızda babaanne hep seninle beraber. Onun da çocuklarının ve hep benim yanımda. Çocuklar Esra. Onunla bir olmaktan mutlular mı peki? Kendisine de sorabilirsiniz. Benim çocuklarımın ona hiçbir zararı yok. Benim küçük, en küçük çocuğum 1,5 yaşında. Düşkün en müsün? Büyük çocuğum da 4 yaşında. Esra Düşkün Hanım, müsündür babaannene? Bir söz hakkı alabilir miyim Esra? Tabii vereceğim. Babaannem beni zaten kendisi büyüttü. 6 aylıktan belli. Kendisi büyüttü. Onların bana hiçbir faydası hiçbir zaman olmadı. Sen yalan söylüyorsun. 6 aylıktan. Yetim büyüdüm, öksüz, annesiz, hayır, babası. Hayır hala Şükrü Suntay'ın isminde duruyorsun. Babaanneniz mi büyüttü Melike'yi? Evet, evet Esra. Yani her şeyini... Benim, evet, evet, benim babaannem. Sen, evet, aslında sen onun hem torunu hem evladı gibi evet, olmuşsun. Evet Esra. Yani o yüzden babaanne... Evet, ben de ona bakıyorum şimdi. Şimdi bak babaanne senin yanında o yüzden kendini iyi hissediyor. Seni sadece torun gibi değil evladı gibi gördüğü evet, için de. Evet Esra Hanım. Tamam evet. Şahane. Evet çünkü babam evet. öldükten sonra annem başkasına kaçmış. Onlar da bana sahip çıkmadı. Babaannem beni büyüttü bu yaşa getirdi. Ben evlendim çocuğa karışım. Şimdi de babaannem 3 senedir yanımda. Yanında. Peki Esra Hanım, bravo Melike. Esra Hanım, buyurun Şükrü sağ ol. Bey. Esra Hanım 2 sene önce 3 sene önce bu Melike diyor ki abime Hasan amca diyor telefonu diyor babaannemi diyor bindirdik Karaveli'de bekle diyor. Babaannem geliyor diyor. Bu abim gidiyor Çavuşköy'ünden eniştemin arabasıyla Karaveli'de bekliyor kışın. Bunlar geliyor gidiyorlar saatlerce bekliyor abim. Ondan sonra diyor ki Melike nice oldu diyor babaannen diyor. Abim bir de geliyor ki Şükrü diyor beni aradı. Evimizin kapısını kırmışlar dedi köydeki. Anahtarından dedi kapıyı sökmüşler dedi evimize girmişler Esra Hanım. Esra Hanım dakika, olay dakika, da şöyle. Bir dakika, bir dakika dinle. Şükrü dinle, o sırada İstanbul'da dinle. Gezerken. Tamam ben İstanbul'daydım Esra Hanım. Evet. Bak dinle Esra. Evimizin kapısı kırılmış. Ha, kıran kim? Ya bilmiyorum. Kamarıya tamam. da baktırmadılar bana. Bunun kaynı demiş ki abime Yunus Erol. Halis'in kardeşi. Benim demiş lan hurda topluyorum demiş Çavuşköy'ünde. Ben demişler ki köylüler nasıl demiş utanmadan demiş arabanın önüne geçmiş de Yunus Erol'un. Sen demiş Şükrü Gül'ün demiş köyüne vardığında kapısını kırdın
tüfeğini çaldın. Ondan sonra Melikegil diyor demiş. Sizin evinizden hırsızlık mı yaptılar? Evet, hırsızlık yaptılar. Yapan kim? Kocasıyla Melike mi? Yok, onu görmedik. Onu görmeden bilmedi. Bir şey diyemem mesela. Sen kimi suçluyorsun ben, peki? Bak abim Kara Asu... Şükrü Bey, kimi suçluyorsunuz ben, bu hırsızlık konusunda? Benim şüphelendiğim hiç kimse yok. Gözüm görmeden ben bir şey diyemem mesela. E o zaman tamam, konuşmaya bunlar, da gerek bak, yok bu babaannemi yani. Ama annemi diyor ki Karabeli de bekle diyor. Lan sen zaten yüzünden. İftiracısın, onu da istilatlar. Sen sen demedin mi? Hasan'a kibritmedin mi sen biz nerede çaldık tüfeğini diye? Şimdi sen İstanbul'dasın. Evet Esra. Normalde sizin Yozgat'taki köy farklı, onun için bambaşka bir yer. Melike'nin... 6 aylıktan beri zaten senin annen ona gözü gibi, evladı evet, gibi bakmış, evet, büyütmüş. Evet. Şu anda da hayat evet. normal akışında. Babaanne yaşlanmış, evet. Melike genç ve babaannesine bakıyor. Bu evet. çok normal ve sağlıklı. Esra Hanım bak. Sizin bu durumdan hoşnut olmanız, evet. hatta evet. yaşlı anacığınıza evet, Esra Hanım. Evet. Evet. Melike destek olduğu, yanında olduğu evet. için Melike ile... Gurur duymanız gurur gerekirken. Esra Hanım. Ama duyuyoruz. Nesinden rahatsız? Para diye geberiyorlar. Para diye, para için. Bize göstermiyorlar annemi. Benden başka öbür evlatlarına göstersin diyorum Esra. Bir kutu çikolata alın, gün ben... bir tane de eşarp alın. Hani ne zaman geldin evime? Ne ya zaman geldiniz ben, siz benim evime? Sarıkaya'da, Sarıkaya'da. Sen annen yokken de benim kafamı açmadın ki. Bir dakika, ya benim yeğenim öldü mü, kaldı mı? Bir dakika. Bana demedin ki ben Kayseri'de geleceğim Fadi Gülen'in halanına dedim. Biz Kayseri'de Develi'de eklemeyi mahsus orada çağırmadın mı? Beni Sarıkaya'dasın, niye yalan söylüyorsun? Assubay dedi ki bana Esra Hanım. Bu geleydin, niye gelmedin? Ben ama söyleyemem, söylettirmedi bunlar Esra Hanım. Gelip anneni karakolda göreydin. Niye ya gelmedin? Karakola da geltirmedin. Şükrü Bey, efendim, Melike dese ki aman nalet gelsin. Benim zaten geçimim bana yetiyor. Al annenin kartını dese rahatlar yok, mısın? Yok ben istemem kart. Kart mart istemem Esra Hanım. Şükrü Bey ben hiçbir zaman programda bir konuyla ilgili bir kesin yargıda bulunmam. Ama sadece hissettiğim şu. Sizin derdiniz anneniz falan değil. Yok Esra. Annenizin yok, maaşına hayır. olan ihtiyacınız. Hayır Esra Hanım yalan. Hayır onun aslı yok Esra. Maaşına olan ihtiyacınız. Yok Esra Hanım. Yani annesi umrunda olan biri Yozgat Sarıkaya'da Melike'nin yanında düzeninde yatardı. Ya da yalan, Melike Esra alana Hanım. Kadar... Hayır. O anneye gül gibi bir hayat verirdi ki hayır, hayır, anne kalkıp bir yere gitmezdi. Hayır Esra Hanım ya, yalan. Annesini, annemin Esra Hanım ben kartında Esra falan değilim. Esra Hanım'a bir şey anlatabilir miyim? Peki buyur, Şükrü Bey efendim. O zaman annenizi size göndersin. Kart Melike'de kalsın. Kalsın Esra Hanım kalsın. Noterden tasdiklı bir şey isterim kalmasına dair. Kaç gün? Kaç gün? Kaç gün ben olursa kartına olsun istemiyorum. Esra Hanım. Sen anana bak yeter ki yavrum. Tamam ben bakarım benim anam başımın üstündedir. Sen engelli kızını niye aldın da annesine götürdün? Dün annesine iftira attın senin, canlı yayında. Senin annen sokağa dedi. Attı diye. Senin annesi annen nerede sokağa attı? Hangi anne evladını sokağa attı engelli onu. Evladını? Annene sor onu. Sen ki niye kapıyı attın kovdun diye. İkinci oldu bu. Ben konuşmuyorum ki sorayım kadına. O zaman sen benim benim ne tasdıklıyorsun ki engelli kızını kaçırdın? Onu annen kapıya attı. Esra abla ben bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki dinliyorum. Şükrü Bey oturun lütfen. Tamam. Buyurun dinliyorum. Tamam Esra. Bu özel bir şey. Bunlar ben küçükken 6 aylıkken babam ölüyor. Evet. Evet. 11 aylıkta Esra babam öldükten aylık. Sonra amcamla yanınızdaki Şükrü ile Hasan amcam. Hı hı. Babamla amcam birlikte öldükten sonra tarlalarını, dedemin malını, mülkünü hileli intikal yaptırıyorlar. Hayır Esra. Hı hı. Hayır. Evet. Ondan sonra tapuda benim, bunlar bana mal mülk bölüşüyorlardı. Bana hak vermemek için ileride reşit olduğumda. Tapuya babamın, amcamın ismini yazdırmıyorlar. Yalan Esra. Sen bu arada... Yalan mı? Sonra yalan. Tapuya bir gittiler de araştırsınlar lan. Kardeşiniz nüfusuna vefat ediyor o çok bebekken. Evet, evet. Kimliği de çıkmayınca... Melike bundan 3-4 ay öncesine kadar kimin nüfusuna kayıtlıydı? Benim nüfusuma kayıtlıydı. Yani normalde nüfus kayıtlarında Melike evet, sizin kızınız evet, görünüyordu. Evet, evet. Sonra Melike dava açıyor. Evet. Babasının mezarı evet, açtırılıyor. Evet, DNA evet. testi yaptırılıyor. Evet, babalık tespit ediliyor. Evet. Ve Melike evet, babasının Esra. Nüfusuna geçiyor. Evet Esra. Ama buradaki... Babasının mirasçısı oluyor. Evet. Heh, evet. Şöyle evet, bunu yaparken abimiz öldü. Verdik ama Melike'ye. Hayır bak şimdi bu bilgiler vardı bizde Melike. Sonra şeyi öğrendik. Sen babanın kimliğine geçmişsin. Dedik ki hatta kendi kendimize. Helal olsun bu işte böyle uğraşmazlardı. Niye uğraştılar? Siz görünürde sanki iyi niyetli gibi bir şey yapılmış olsa da... Evet. Bu kızı miras dışı bırakabilmek için
İnanılmaz bak, bir yol. Bak, pazartesi Hanım, devam edeceğiz Esra Melike. Bak. Teşekkür ederim. Yanınızdaki Şükrü Esra abla. Melike teşekkür ediyorum yayına bağlandığın için. Pazartesi görüşeceğiz Şükrü Bey. Buyurun. Buradan. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.